Değerli hocalarımız var stüdyomuzda. Nefroloji bölümünden doçent doktor Gökhan Temiz bizimle. Organ nakli bölümünden doçent doktor Sabri Tekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, son yıllarda gerçekten gündemimize böyle bomba gibi düşen ama çok da umut vaat eden gelişmelerle bize böyle güzel pembe tablolar çizen tabii ki böbrek yetmezliği ve böbrek naklinden konuşacağız bugün. Öncelikle gerçekten çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Böbrek yetmezliğinden biraz bahsedelim. Neden biz böbrek yetmezliğine giriyoruz? Daha doğrusu şöyle düzeltelim. Kronik böbrek yetmezliği bugünkü konumuz. Kronik böbrek yetmezliği bir takım hastalıklar sonucunda böbreklerin fonksiyonlarının kalıcı olarak kaybolması durumu. Pek çok sebebi var açıkçası kronik böbrek yetmezliğinin. Ama günümüzde ve tüm dünyada bilinen en sık nedenler diyabet ve hipertansiyon. Bunun yanı sıra tabii uygunsuz ilaç kullanımından tutun da özellikle son dönemlerde artan bazı girişimlerde kullanılan kontrast maddelere varana kadar neden olarak pek çok şeyi sayabiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Kroniği ayırdık ya, akutta da o zaman herkes de akut olabilir mi diyeceğiz? Tabii ki herkes de akut olabilir. Evet, ama geçebilir, iyileşebilir. Tabii ki iyileşebilir. Fakat kronik süre gelen. Artık kronik böbrek yetmezliği dediğimiz zaman bir hastaya maalesef onun geri dönüşümü yok ve ondan sonra artık böbrek yerine koyma tedavisi dediğimiz tedavileri gündeme getirmemiz gerekir. İşte bugün konuşacağımız böbrek nakli bunlardan bir tanesi örneğin. Evet, böbrek naklini konuşmadan önce bir kronik böbrek yetmezliği istersen ekranda izleyicilerimiz anlaması açısından nedir belirtisi, nasıl görülür, nasıl saptarız? Tabii ki aslında son derece sinsi bir hastalık kronik böbrek yetmezliği. Şöyle bir örnek verecek olursam aslında nasıl ne kadar sinsi olduğunu da siz de anlamış olursunuz ve tüm izleyicilerimiz de anlamış olur. Tüm dünyada her 10 kişiden bir tanesinde kronik böbrek hastalığı bulguları var. Yetmezliği değil, onu karıştırmayalım. Ve Türkiye'deki oran da yaklaşık her 6-7 kişiden, bakın hasta demiyorum, kişiden bir tanesinde kronik böbrek hastalığı bulguları var. Bunlar nelerdir? Protein kaçağından tutun idrar kaçağına kadar, bazı kistik hastalıklara kadar kişinin hiç fark etmediği, son derece sessiz bir şekilde belki hayatının son dönemlerine kadar kendisiyle birlikte mevcut olan bulgular bunlar. Ama ne zamanki böbrek fonksiyonları artık %70'ini 80'ini kaybetmeye başladığında artık semptom ve bulgu vermeye başlıyor. Bunlar nelerdir? Öncelikle en erken rastladığımız bulgulardan bir tanesi kişinin gece idrara çıkması. Bu oldukça önemli bir bulgu. Gece idrara çıkma deyince tabii bazı izleyicilerimiz panik olabilir. Bunu şöyle diyoruz. Yemeği içmeyi bıraktıktan en az 2 saat yemeği içmeyi bıraktıktan sonra eğer gece uykudan en az 2 kere idrara gitme hissiyle uyanarak kalkıyorsanız bu gece idrar noktürü dediğimiz durumdur ve kronik böbrek yetmezliğinin en erken bulgularından bir tanesidir. Bu konuda açıkçası herkesin dikkatli olmasını isteriz. Ama onun haricinde artık son döneme gelindiğinde özellikle bizim karşımıza hastalar, bulantı, kusma, iştahsızlık, kilo kaybı, bazen vücutta ciddi su toplaması, ödem şikayetleriyle gelebiliyorlar. Bu açıdan da herkesin dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii bir de Sabri Bey'e de soralım. Şimdi böbrek yetmezliğinden bahsettik. Peki burada organ naklinin önemini biraz konuşalım istiyorum hocam. Organ nakli özellikle ülkemizde hani bir anlamda kanayan yara çünkü organ bağışı yok ama canlıdan organ nakli konusunda da çok başarılıyız değil mi? Evet, maalesef organ nakli bütün çabalara rağmen, toplumdaki duyarlılığa rağmen, hı, Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki çok ciddi çabalarına rağmen organ bağışı istediğimiz düzeyde değil ülkemizde. Böyle olunca da biz de bu hastalara bir çözüm bulmak için daha çok canlı vericiden faydalanıyoruz. Daha çok ülkemizde canlı verici böbrek nakilleri yapılmakta. Kronik böbrek yetmezliği olan hastalara sadece bu hastayı diyalizden kurtarmak için değil, bu hastanın hayatını kurtarmak için bu seçeneği sunuyoruz. Çok ilginç. İnsanlar hani toprak olup gidecek vücuttakileri bağışlamıyorlar ama biz bir yakınının başına geldiğinde işte anne oğluna, işte eşine verebiliyor böbreğini mesela. Hep bunlar bu gibi hikayeleri rastlıyoruz. Aslında ateş düştüğü yeri yakar. Haber bültenlerinde yani, çok yer maalesef vermiştik. Bilgilendirme eksikliği mi yoksa insanların çevresine karşı duyarsız mı olması bunlar da etken. Peki böbrek yetmezliğiyle alakalı tabii ki nakliye döneceğiz ama benim sormak istediğim böbrek yetmezliğiyle ilgili belirtiler, ön belirtiler
veya onu biz böbreğimizi neden bozuyoruz da böyle bir yetmezliğe giriyoruz'u açıklayabilir misin? Tabii ki. Eğer hipertansiyonunuz varsa, özellikle kontrolsüz bir hipertansiyonunuz varsa ve yüksek tansiyondan bahsediyoruz. Yüksek tansiyon, evet. Ve şeker hastalığınız varsa yine kontrolsüz bir şekilde en büyük nedenlerimiz bunlar.